Herkese selamlar. Ben Doktor Semih Güleser. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Uzunca bir zamandır video çekemiyorduk. Bugün tekrardan sizin için bir video hazırlamaya başladık. Bilmiyorum becerebileceğiz mi? Ya size ulaşacak mı? İnanın bilmiyorum. Ara ara böyle yapıyoruz. Başlıyoruz, sonra yoğunluktan yarıda kalıyor ama bugün niyetliyim. Yani bir ayı geçtik herhalde. Bir videoyla karşınızda olacağız. Bugünkü videonun konusu yine aslında penis kalınlaştırma. Niye hep bunu çekiyoruz? Aslında şöyle, en çok gelen soruyu çekiyoruz. Burada da bir kafa karışıklığı var. Daha çok aslında kafamda konu var. Erken boşalma cerrahileri, uzatma ameliyatları, prostatla ilgili bazı şeyler, hem vakitsizlik hem de biraz ilgiyle alakalı. Buradan biraz ilerliyoruz. Burada kafaya çok takılan bir soru var. Onu da aslında hak veriyorum size. Şimdi bazen soruyorsunuz hocam. Bazıları diyor ki yağ şahanedir, yağ ile penis kalınlaştırma yapalım. Bazıları diyor ki dolguyla olur, bazıları diyor dolguyla olmaz. Bazıları implantları öneriyor, bazıları graft yapalım diyor, bazıları graft tukaka diyor. Aslında burada herkes biraz tecrübesini anlatıyor. Yanlış bir şey yok ama doğrular bir araya gelmediği zaman karar vermek zor oluyor. Bugün öyle bir şey yapmak istiyorum ki aslında 4 majör kalınlaştırma yöntemini sırayla part part incelemek istiyorum. Bugünkü yöntemimiz tabi damat dolgusu falan filan izlemişsinizdir illaki. Hyaluronik asitle kalınlaştırma nedir? Onaylı mı, yapılır mı, yapılmaz mı? Bununla ilgili bununla başlayacağız. Bu part 1. Takip edin. Part 2 yağ olacak, part 3 graft olacak, part 4'te silikon implantlardan bahsetmeye çalışacağım. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi hyaluronik asit ilk defa penis kalınlaştırmada mı kullanıldı? Buna bir bakalım. Hayır arkadaşlar, hyaluronik asit dolgular uzunca bir süredir, özellikle kadınlar biliyorsunuz dudakta, yüzde, tabi erkekler de yaptırıyor artık da, yani başlangıcından bahsediyorum, cinsiyetçi bir yaklaşım olarak değil, kullanılan, vücut şekillendirilmesi için kullanılan bir dolgu tipi. Hyaluronik asit, yani aslında ismi, tabii ki burada bir çapraz bağlı bir bağ doku birleşeni olarak düşünebilirsiniz. Penis kalınlaştırmada ne zamandır kullanılıyor? Aslına bakarsanız 2011 yılından beri uygulanan bir metot. Avrupa Üroloji Derneği kılavuzu da, şimdi bakın, diyorsunuz ya, o bunu diyor, sen bunu diyorsun, başka bunu diyor. Burayı bir geçersek Avrupa Üroloji Derneği kılavuzu ne diyor? Buraya bakalım. Avrupa Üroloji Derneği bizim takip ettiğimiz bir dernek. Burada ne oluyor? Çalışmalar yapılıyor, meta analizler yapılıyor. Sonra bir konsorsiyum kuruluyor. Dünyanın dört bir yanından akademik insanlar bir araya geliyor ve bununla ilgili bir karar veriyor. Bu olur mu, olmaz mı diye. İşte bu dernek ne karar vermiş? Evet, bu dernek diyor ki öncelikle şununla uğraşmayın, kalınlaştırmayın. Bazı kurallar var. Bu kurallardan geçtiysek ve kalınlaştıracaksak eğer, hyaluronik asitle kalınlaştırma yapabiliriz. Neden bunu öneriyor? Çünkü şu tam olarak şöyle bir ifade kullanılıyor. Hyaluronik asitle kalınlaştırmanın yapılan çalışmaları incelendiğinde kalıcı bir yan etki olmadığı görülmüş diyor. İşte kalıcı bir yan etki nedir? Hep soruyorsunuz ya hocam, pirince gidiyorum, bulgurdan olmayayım. Hocam şuradan şuraya gidiyorum, buradan. İşte bu nedenle biz de aslında diyoruz ki hyaluronik asit kalınlaştırmalar bu işin en güvenli versiyonu. Peki bu muhteşem mi hocam? Yani her yaptıran mutlu mu? Hayır, değil. Neden her yaptıran mutlu değil? Şimdi gelelim. Yapılan çalışmalarda memnuniyet oranı %78 ile %100 arasında verilmiş. Fakat tabii ki %100 biraz uçuk bir rakam. Muhtemelen almış oldukları hasta popülasyonunun düşüklüğünden kaynaklı. %78 ile %100 arasında bir memnuniyet oranı var. Fakat buradaki güvenli zon dediğimiz alan nedir? Şimdi bu dolgu temporary, yani geçici. Yani yaptığınız hiçbir şey olmasa bile bir müddet sonra kendiliğinden eriyecek. Şimdi burada kullanılan dolgu çok önemli, memnuniyet oranının yüksek olması için. Şimdi kaliteli sanılan yumuşak dolgularla penis kalınlaştırma zaten olmaz. Bunu da Avrupa Üroloji Derneği kılavuzu zaten
belirtiyor. Ne diyor? Çapraz bağ oranı yüksek, sert tip dolgular olduğu zaman zaten iyi sonuç veriyor. Yani dudakta kaliteli olan bir dolgu peniste iyi sonuç vermeyecek. İşte burada da tecrübe devreye giriyor esasen. Bu konuda işte bizim gibi tecrübeli klinikler zaten hangi dolguyu kullanacağını biliyor. Biz bununla ilgili bizden fikir isteyen herkese de zaten söylüyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Dudakta çok kaliteli diye bir dolgu peniste iyi sonuç vermiyor. Denedik, gördük. Yani benim yapmadığım bir dolgu inanın kalmamıştır. Teknik burada çok önemli. Biz özel bir ışınsal tarzda bir dolgu yöntemi yapıyoruz. Kanülle dolduruyoruz. Bu kanül için 10 santimlik kanüller gerekiyor. Bunun temini zor. 7 santimle maalesef olmuyor. Bu işi dünyada yapanlar da aslında hemen hemen aynı tekniği kullanılıyor. Peki hocam, ne kadar gidiyor bu dolgular? Ömrü 1 ila 2 yıl arasındadır. Kalıcılığı var mıdır? Evet, vardır. Ama dolgu kalmıyor. Neden? Alt tarafta ciltle penis arasındaki dokuda bir dokulanma artışı, fibrozis denilebilir. Bir doku artışı yaptığı için dolgu uygulatan kişi de aslında dolgu kalmıyor ama kalıcı bir kalınlıkta kalıyor. Ortalama ömrü ise dolgunun 1-2 yıl arasında. 3-4 uygulama sonrası genellikle hastalar yeterli kalınlığa ulaştıklarını söylüyorlar. Bakın buradaki önemli şey hastanın memnun olması. Benim boyum iyi, ameliyat olmak istemiyorum, bu işi de yaptırmak istiyorum, korkuyorum diyorsanız, bana göre yağdan daha iyi bir seçenek. Neden yağdan daha iyi bir seçenek? Yağ %100 kalıcı değildir. Bakın, kalıcı olabilir, olmaya da bilir. Yağ kestirilemez. Ama dolguyu kestirebiliyorum. Sıktım dolgumu, sevmedin, geri al dedin. Hyaluronaz enzimini sıkarsınız 48-72 saat içinde. Bunun geri dönüşü mevcut. Fakat yağ da çıkartacaksam ameliyat gerekiyor. İşte fakat tabii ki yağın da bazı uygulamaları iyi sonuç verdiği için hastada bir miktar ömür boyu kalıcı halde gelebiliyor. Burada tercihi birazcık hastaya da bırakmak gerekiyor. Peki bu dolguyu siz mi buldunuz hocam? Hayır arkadaşlar, biz bulmadık. Aslına bakarsanız dediğim gibi yani uzun zamandır uygulanan bir yöntem. Bakın buraya da bırakayım. Londra'da androfil, yani andro biliyorsunuz androloji, fil dolgu demek, erkek dolgusu yapan bir klinik var. İşte bu klinik, buraya da koyuyorum, sadece bu işi yapıyor. 12.000'in üzerinde bir dolgu uygulaması yapmış bir klinik bu. Görmüş olduğunuz gibi Amerika'da, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde çok sayıda şube açmış durumdalar. Aslına bakarsanız yani bu uzun zamandır yapılan bir uygulama. Tabii ki Türkiye'de bunun popülerize olmasında bizim de bir katkımız oldu. Tabii ki olunca da bu konuda tecrübemiz artmış oldu. Yine bu dolgu uygulamasıyla ilgili merak ettikleriniz için bize ya da ulaşabilirsiniz ya da hekiminize sorabilirsiniz. Tabii ki bu konuda tecrübeli kliniklere ve hekimlere sormanızda fayda var diye düşünüyorum. Bakın bunun avantajlarını saydık. Nedik? Avrupa Üroloji Derneği kılavuzları tarafından önerilen yöntemlerden bir tanesi. 1. Geçici ama güvenli. 2. Geçici olması aslında bir avantaj dedik. 3. Burada hasta memnuniyeti yüksek, şekil bozukluğu olma ihtimali %10'larda. Yani nedir? Sadece 10 hastanın bir tanesinde şekil bozukluğu oluyor. Olsa bile dolgu dışarıda üretilen bir malzeme olduğu için hızlı bir şekilde revize edilerek düzeltilebiliyor. Tabii burada kalıcı bir yan etkinin şu güne kadar gözlenmemiş olması da önemli faktörlerden bir tanesi. Aslına baktığınızda biraz da yan etkilere bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu popülerize ettiğim için, tabii ki çok yaptığım için bu konuyla ilgili bilgi sahibiyim. Yağ dolguyla ilgili bir sonraki partta bazı şeyler anlatacağım. O da uyguladığım bir teknik. Patch tekniği zaten 2022'de bulan 3 kişi, 4 kişiden bir tanesi. Yani burada da artık kendimi otor olarak adlandırmıyorum ama 4 tekniğin 4'ünü de uygulayan biri olarak, yani hiçbirini birbirine ayırmadan, aslında savunmadan anlatacağız ki hasta kendine uygun metodu kendi seçsin. Unutmayın, bir doğru yok. Her hastaya aynı şeyi yapamıyoruz.
Bazı hastada yağ daha uygun olabilir, bazı hastada dolgu, bazı hasta peç hastasıdır, bazı hasta silikonu tercih edebilir. Unutmayın, hepsini bir gözden geçirin. Gözden geçireceğiz, sırayla gideceğiz. Kaçırmak istemiyorsanız şuradan bizi de bir takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Part 2'de yağ dolgu anlatacağız.